Sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz, Bozcaada'ya geldik. Bozcaada'da çekimler yapacağız. Taş evler çekeceğiz, bağlar çekeceğiz. Bakın, muhteşem güzellikler bunlar. Harika bir yapıya sahip Bozcaada. Şimdi biraz sonra ineceğiz. Bozcaada feribotundan iniyoruz. Size tanıtımlara devam. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Evet, Bozcaada'ya geldik. Çok güzel bir ada burası. Meşhur bir ada. Dünyaca ünlü bir ada. Adayı şimdi Melih'le, Melih adanın uzmanı. Melih bakalım bize gezdirecek. Bugün adayı göreceğiz. Melih de bakalım ada. Merhaba. Melih bize bugün adayı, meşhur adayı bize göstersin bakalım. Çekimler yapacağız. Burada yaşamış Melih. Karavanı varmış zamanında. Burada yaşamış. Burası tarihi Çınaraltı. Evet. Bozcaada'yı bilenler Çınaraltı. Hemen hatırlayacaklar zaten. Çınaraltı. Evet. Çok güzel. Buradan şimdi nereye gidiyoruz Melih? Buradan şimdi akvaryum koyunun olduğu yere doğru gidiyoruz. Oh, evlere bak. Rum evleri bunlar eski. Hepsi Rum. Adada 7-8 tane Rum yaşıyor. 7-8 tane Rum yaşıyor. Hepsinin evet. Üzüm bağları vesaire şarap yapıyorlar. Üzüm bağlarıyla uğraşıyorlar. Oh. Adanın kaldı. Esas yerlileri. Tamam. Hemen sağda çiçek pastanesi var. Meşhurdur. Adana eski pastanesidir. Çiçek pastanesi. Evet. Sağ tarafta yukarıda belediyenin sosyal tesisi var. Gelip kalınabiliyor. Otel olarak kullanılıyor. Yemekleri falan güzel. Hemen üst tarafında sağlık ocağı var. Çok pahalı mı? Doktoru, hemşiresi. Ya genel olarak ada biraz son yüksek. Bir yıldır falan fiyatlar hem fiyat bandı olarak hem yeme içme olarak biraz pahalandı. Tamam. Şöyle bir çekimlere devam. İleriden size tanıtma yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Bozcaada'dayız. Melih neydi burası? Burası dünyaca ünlü akvaryum koyu. Akvaryum koyu. Bozcaada'ya 4-5 kilometre en yüksek rakımda tepedeyiz. İki dönüm içinde 150 metrekare taş evimiz var. Bak dışarıdan da çek şöyle evi. Biraz rüzgar var ama. Şimdi gel şimdi. Bu tarafını çekelim. Bodrum'da kalorifer yeri var. Bodrum'da bakın. İçerileri dışarıları taş. Taş çok güzel bir taş yapımı. Bunlar Asos taşı hepsi. Asos. Ustalık işleyen bir taş işçiliği. Mükemmel bir. Burada bakın verandası var. Yaz kış oturulabilecek bir pozisyonda. Hepsi mahvuş. Hepsi mahvun kaplama. Hepsi mahvun kaplama yapılmış. Yerler aynı şekilde çok güzel. Yollarımız taş yol. Duvarlarımız taş. Şimdi hepsini göreceğiz. Mükemmel bir yer miydi? Çeşmemiz burada bakın. Gel miydi bakalım. Yani inanılmaz güzel düşünülmüş, çok geniş bir salon var. Mutfağımız burada, benim onu da çekebilirsin. Burada oturduğumuz yerden deniz aynı şekilde salonda. Salondan da çok güzel deniz görünüyor. Burada da kapalı balkonlar ama bakın çok rahat bir şekilde gösterebilirsiniz. Elektrik suyu bağlı. Kat irtifa kurulmuş. Muhteşem güzellikte 150 metrekare bir malikane diyeyim yani. Tavan 4.50 yüksekliğinde. Tavan çok yüksek bir tavan. Yani çok ayrı bir hava vermiş buraya yani. Çok doğal bir hava vermiş. Çok güzel bir barbeküsü var. Şimdi burada da odalarımız var. Bakın. Banyosu mükemmel yapılmış.
Yani kapılarından tutun da, bakın kapılarından tutun da kapı kollarına kadar her şey çok mükemmel. Gelmeyin burada. Yani 3+1 deniz manzaralı bakar mısınız ya, şu denizin güzelliğine buradan ya. Akvaryum koyu. Meşhur akvaryum koyu. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz. Havalar, mükemmel bir havası var. Bozcaada zaten çok meşhur. Meşhur bir yer. Şimdi yan taraftaki odamıza geçelim. Burası gömme dolaplar yapılmış. Çok güzel. Yan tarafa bakıyor pencerelerimiz. Yan tarafa bahçemize bakıyor. Yan tarafta komşu çok güzel bahçe yapmış. Yani yemiş içinde çimler yapılmış. Burası geniş bir oda burada düşünün. Buradan her odadan deniz görünüyor değerli dostlarım. Bakın her odadan denizi görebiliyorsunuz. Buraya da girelim. Ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu. Burada da yine gömme dolabımız var. Yine gömme dolapları. Yine yan tarafa bakıyor. Ebeveyn yatak odamız burası. Burası da yine yerler birinci sınıf lamine parke. Buranın laminat parkesi. Arka taraftan taş duvarları gösterebilirsin Melih. Burada. Tamam. Burada taş duvarı gösterebilirsin. Bahçemizdeki. Etrafı duvarla çevirin. Zaten herkesin göreceksiniz. Tabii. Şeyden de göreceksiniz. Havadan. Havadan da bölgenin durumunu net bir şekilde, çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Işıkları söndürelim. Camlar ısı cam. Onu da belirtelim. Hepsi. Gel. Arka tarafımızda, arka tarafta bu şekilde, bakın, yine arka taraftaki balkonumuzda, ister arkada oturun, ister önde oturun, taş temelli duvarlarımız, bakın evimiz yine aynı şekilde, arka taraftaki evimizin de görüntüsü, arka taraf evimizin de görüntüsü bu. Buradan da yine, arka tarafta oturduğunuzda da yine, deniz ayaklarınızın altında. Göstermelik denizi. Bu bahçe çok güzel olur. Çok güzel düzenlenir. Bakın komşu yapmış. Bakın. Komşu yapmış. Çok güzel. Çimlerini yapmış. Aynı bu şekilde biz de çimimizi, güzel süs bitkilerimizi ektiğimizde mükemmel olacak. Yani her detay düşünmüş yani. Şunlar falan çok güzel bir renk katmış. Şunlar mükemmel olmuş yani. Bakın pergola, tavanlar, her şey taş. Yani çok güzel oturmuş bina. Tek katlı olması çok güzel tabii, avantaj. Bütün binalar hepsi aynı standartta yapılmış. Toplam 8 adet villa toplam var. Toplam 8 tane komşunuz olacak burada. 8 tane villa komşunuz olacak. Fiyatı açıklamalarda yazacağız. Bakın dışarıdan da görüntüsü bu. Benim. Açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonunuz altta yazıyor. Arka bahçede size gösterdim. Evet. Sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Evi size tanıttık. Çok güzel yapılmış. Özen gösterilmiş. 150 metre kare evimiz. Yani mükemmel yapılmış taş ev. Yeri ve doğası çok güzel. Bağımsız. Şehirden uzak. Adadan uzak bir ada daha. İkinci ada gibi düşünün burayı. 8 tane değil mi villa var? 8 villa. 8 villa var. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak. Bizi izlemeye devam edin. Yurt dışından müşterilerimiz Bozcaada'dan yer istediler. Bozcaada'da yeriniz var mı dediler. O nedenle geldik. Biz de çekimlere buradan, bu evden başladık. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak. Fiyatın açıklamada yazıyoruz. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından izleyen, sonra arayan, Aydemir Emlak kanalına abone olan tüm sevgili dostlarımıza, güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum.
Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun. Thank you.